Tanıyor musunuz beyefendi? Askerlik arkadaş. Tanıyacak mı tanımayacak mı? Bir şey yanıldım. Yanıldım. Niye tanımadınız diye düşünmüştük. Niye bunadım mı ben? Yok, estağfurullah. Siz tabii o zaman da ünlü biriydiniz. Sizin hatırlamanız Doğa Kemal Bey'i mi? Meşhur olduğu için onu unutmak mümkün değil ama... Geçtim askere. Kaç yaşındaydınız? 35-36 mıydı? 35 falan. Peki o zaman size sorayım. Ne yapıyordu Kemal Bey askerde? Vay, Kemal Bey pek eğitime çıkmazdı. Genelde kademede kamelyada otururdu. Biz askerde. İnsanlar çok seviyordu. Ben de kademede şey yapıyordum işte. Silahları bozuyordum, yeniden yapıyordum. Onlarla uğraşıyordum. O nereden çıkıyor, nereye giriyor. Onları ya şeyle, teknik işlerle uğraşıyorum. Bir de sizin ekipte olmanız iyi değil birlikte. Çünkü yani size bakınca insanlar gülmek geliyor içinden zaten. Hiç askerinin evet, disiplini kalmadı. Güzel, güzeldi bizim. Yani ben de moral grubuydum tek başıma. Bölüğün moral grubu. Eğitime katılmamasının sebeplerinden biri de işte şey, düzeni yani gülüyorlardı hep arkadaşlar gördüğümde. Evet. Ya düzeni bozuyordum ben. Ben isteyerek değil ama ya. İstem dışı. Sonra ben oradan şeye, armoni mızıkasını dağıtımım, armoni mızıkasını. Sen nereye gittin? Ben kaldım orada. Kaldın mı orada? Ben kaldım orada. Biliyor muydunuz çalmasını? Yok, orada ayrıca bir moral grubu vardı. O grup, askere gelen bu tür insanları orada topluyorlardı. Zaten sizi gören moral buluyor, tabii, başlıyor gülmeye. Ondan sonra ben dolaştım, bütün Türkiye'de askerlik yaptım. Erzurum'dan Edirne'ye kadar her tarafa gittim. O moral grubunda. Tabii. O zaman sizin çok askerlik arkadaşınız var. Çok, her yerde yaptım ben.